Türkiye Gençlik Vakfı'nın 41. şubesi düzenlenen törenle Elazığ'da açıldı. TÜGVA Elazığ şubesinin açılışına Elazığ valisi Murat Zorluoğlu, belediye başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ milletvekilleri Serpil Bulut'la Metin Bulut, çok sayıda daire müdürünün yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet programda yaptığı konuşmada yeni Türkiye'nin oluşumunda yer alacak gençlerin gelişimine katkı sağlamak ve tüm Türkiye'yi kucaklamak için yola çıktıklarını söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı olarak yeni Türkiye'nin oluşumunda yer alacak gençlerin gelişimine katkı sağlayarak il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, okul okul bütün Türkiye'yi kucaklamak için yola çıktık. Çıktığımız bu yolda gençlerimizin derdiyle dertlenerek onların her türlü maddi manevi gelişimine katkı sağlayarak onları alanında uzman, donanımlı, kendini geliştiren, kendi kültür ve medeniyetine sahip çıkan inançlı gençler olarak yetiştirmek en büyük arzumuz. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da gençliğin gelecek olduğunu belirterek, TÜGVA'nın Türkiye'yi yönetecek gençlerin yetiştiği yer olacağına inandıklarını kaydetti. Bugünlere 70'li yılların, 80'li yılların, 90'lı yılların gençlik teşkilatlarından geldik. Bugün de Türkiye Gençlik Vakfı 2023'lü yılların, 2050'li yılların Türkiye'yi yönetecek olan gençlerinin yetiştiği bir yer olacak inşallah. Biz Elazığ Belediyesi olarak özellikle yaptığımız bütün çalışmaları sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. Önemsiyoruz ve önem veriyoruz. Ayrıca Elazığ, Türkiye'deki 81 il içinde üniversite öğrencilerinin toplu taşımadan ücretsiz faydalandığı ilk ve tek ildir. AK Parti Elazığ Milletvekili Serpil Bulut da STK'ların toplumların gelişmesinde önemli yere sahip olduğunu söyledi. Bizler gençlik yıllarında örgüt kelimesinin bile kullanılmasının yasak olduğu dönemlerde yetiştik. Gençlik ve örgüt kelimeleri bir araya geldiğinde suç unsuru kabul edilirdi. O yıllardan bugünlere çok ciddi gelişmeler kat ettik. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok sayıda sivil toplum örgütü ülkenin gelişimi için, ülkenin abad olması için ve dünya ülkeleri arasındaki pozisyonunu belirlemesi açısından siyasi kademelerle beraber ciddi işbirliği içerisinde mücadele etmektedir. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut da gençliği olmayan toplumların geleceğinin olamayacağını vurguladı. Bir vakıf olması, iki gençlikle alakalı bir vakıf olması. Gençliği olmayan hiçbir yapının geleceği olmaz. Bu anlamda gençliğe yapılan bu yatırımın çok anlamlı, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ise Türkiye'de genç nüfusun büyüklüğünden gururla bahsedildiğini, ancak bu nüfusun potansiyel ve ihtiyaçları üzerinde bazen yeterince mesai harcanmadığını söyledi. TÜGVA gibi kuruluşların çalışmalarının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini dile getiren Sümeyye Erdoğan, bu ülkemizin bugünü için ama aslen geleceği için çok kıymetlidir diye konuştu. Türkiye'nin genç nüfusunun büyüklüğünden gururla bahsediyoruz. Fakat bu nüfusun potansiyeli, nitelikleri, ihtiyaçları üzerinde bazen yeterince mesai harcayamayabiliyoruz. Bu açıdan TÜGVA gibi kuruluşların çalışmaları önemli bir ihtiyaca cevap veriyor ve bu ülkemizin hem bugünü için ama aslen geleceği için çok kıymetli. Bu kıymetin farkında olup bu ve bu gibi kuruluşlara, vakıflara ve çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Gençliğimizi kariyer, kazanç, imaj kaygısıyla ne kendimize ne de dünyamıza faydası olan sığ ve sanal bir dünyaya hapsetmek isteyen bir sisteme karşı durdunuz. Dünya sistemindeki çarpıklıkların görülmemesi, alternatif geliştirilmemesi için vaktimizi, aklımızı ve hatta bedenimizi sığ işlerle meşgul tutmaya çalışan bir düzene mahkum olmadınız. Dünya bunlardan ibaret değil dediniz. Size empoze edilen bilgi ve algıyla yetinmeyip kendinizi daha çok geliştirmek için
daha çok araştırdınız, daha çok okuyup tartıştınız. Yeri geldi, gerek Türkiye'mizde, gerekse başka ülkelerdeki mağdurların sesine kulak verdiniz. Yeri geldi, uluslararası siyasi sistemdeki adaletsizliğe karşı çıkıp, dünya beşten büyüktür dediniz. Ve çalışmalarınızı İstanbul'da, Ankara'da yapmakla da yetinmeyip, bu temsilcilikleri açarak, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısıyla, tüm Türkiye bizimdir deyip, tüm bölgelerimizden genç arkadaşlarımızla gücünüzü birleştirdiniz. Bu yüzden tekrar tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından Sümeyye Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılış yapıldı.